Şimdi buradan ALB Forex'e gidiyoruz. Biraz içeriye bakacağız tarım dışı istihdam öncesinde. Volkan Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Gizem Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. İlk etapta kur cephesiyle başlamak isterim. TL tarafını biz burada çok fazla detaylı konuşamadık. Siz bugün dolar TL için ne beklersiniz? Evet, tarım dışı istihdam rakamlarını bekleyen bir piyasa var şu anda zaten hepimiz de bildiğimiz gibi. 180 bin manşet veri aslında çok ortada bir veri. Üzerinde 220 bin, 230 bin gelen bir rakam, yani yüksek gelen bir rakam. Birazcık daha Eylül ayı acaba potaya giriyor mu faiz noktasında piyasayı biraz tedirgin edecektir. Böyle bir durumda biz dolar TL'de şu anda 2.97-2.97.5 seviyesini dikkatle takip etmeye devam edeceğiz. Çünkü dolar endeksindeki güçlenme paralel yurt içinde de dolar TL'nin bir miktar baskı altında kalabileceğini söyleyebiliriz. Böyle bir durumda 2.97.50 üzerindeki bir hareket kurları yeniden 3 lira seviyesine yaklaştırabilir gibi duruyor. Ama görüntü itibariyle biz birazcık daha dolar TL'de hani dolar endeksindeki hareketi de dikkate aldığımızda gerileme sürecindeki görebilmemiz için gerileme sürecini 2.95 seviyesinin altında bir harekete ihtiyacımız var. Böyle bir durumda yeniden 2.93-2.90 bandını biz dolar TL'de konuşabiliriz. Ama dolar TL ile ilgili şunu da söyleyebiliriz. 3, 6 ve 1 yıllık volatiliteye baktığımızda burada ciddi bir gerileme hareketi görüyoruz. Volatilitenin düştüğünü görüyoruz. Geçmiş dönemlerin dip seviyelerine yakın. Dolayısıyla bu dip seviyelerinden yeni bir fiyat hareketi oluşabilir mi? Bunu izlemeye devam edeceğiz. Volkan Bey, biraz da paraya bakmak isteriz aslında. Euro dolara dair beklentileriniz nedir tarım dışı istihdam öncesinde ve sonrasında bazı senaryolarınıza dayanarak? Şimdi euro doların bugünlerde asıl feneri, bence yol haritası dolar endeksine bağlı gibi duruyor. Çünkü dolar endeksindeki güçlenme euro tarafını baskı altına almaya devam edecek. Diğer taraftan Avrupa'daki verileri, Draghi vesaire, onları şimdilik bir kenara bırakmış gibi duruyoruz. Biz birazcık daha euro dolar tarafında tepki hareketi içerisindeyiz aslında. Bu tepkinin güçlenebilmesi için dünden bugüne 1.12.20 üzerinde bir harekete ihtiyacımız var ki bu harekette 1.13 seviyelerini, 1.13.20 seviyelerini yakalayabilmemiz adına, ama 1.12.20'nin altında kaldığı her noktada paritede 1.11.30 altında 1.10.80 riskinin halihazırda devam ettiğini söyleyebiliriz. Birazcık daha paritede en azından yükseliş hareketi için veya tepkinin bir anlamda birazcık daha yukarı yönlü hareketi destekleyebilmesi için 1.13.20-1.13.30 bandı üzerinde harekete ihtiyacımız olduğunu da bir kez daha belirtmek yerinde olacaktır. Volkan Kocuk, çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için.